ekibimle bugün Ulusu Barajı'ndan bakalım sizler için neler paylaşacağız. Bizi takip edin. Ulusu Barajı civarında yani Mardin'in daha çalışmasını gördük. Şu anda sağabileceğimiz daha çok yer var. Bunlar için iş imkanları sağlanabilir. Bunu da bekliyoruz inşallah. Umarım bakalım dönemde Ulusu Barajı'nda bu iş durum budur. Yani 7 aylık durumunda. Yine düşüş devam ediyor. 6. tribün de devreye girdi. Yalnız bahar aylarında eski seviyelere geçebilir. Ve son olarak şunu söyleyebilirim ki Ulusu Barajı. Değerli takipçilerimiz, değerli bizi izleyen dostlarımız hepinize merhabalar, saygı ve selamlar. Her zaman olduğu gibi ben Arafat Yılmaz. Bugün yine yepyeni ve dop dolu bir programla sizlerin karşınızdayız. Ama nereye gidiyoruz? Tabelada gördüğünüz gibi yine Ulusu Barajı'ndan bugün son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gelin hep beraber Ulusu Barajı'na gidelim. Bakalım Ulusu Barajı'nda kameracı ekibimle sizlerle ne hazırlayacağız? Bizi takip edin, devam ediyoruz. Evet, değerli takipçilerimiz, sonunda Ulusu Barajı'na vardık. Arkamda, yani bana göre solumda gördüğünüz göl, Ulusu Barajı'nın gölü, Ulusu Barajı'nın gövdesinin hemen yanı. Bizim burada durduğumuz noktayla Ulusu Barajı'nın gövdesinin arasında sadece 1 kilometre var. Arkadaşlar, bugün Ulusu Barajı'ndan, Batman'dan, Hasankeyf'ten sizler için özel görüntüler hazırladım. Gerçekten programımızı mutlaka izleyin ve takip edin. Batman'dan dediğim gibi Batman merkeze bağlı Süçeken köyünden, Hasankeyf'te yeni yapılan köprüden ve yaklaşık 3 noktadan sizler için bilgiler paylaşacağım. Biz de diyoruz ki devam ediyoruz Ulusu Barajı'nda bugün gerçekten son gelişmeleri aktaracağım sizlere ve devam ediyoruz. Son gelişmelere bakalım Ulusu Barajı'nda 6 aylık veya 7 aylık süre içinde neler değişti ona bakacağız. Şimdi ilk önce Ulusu Barajı'ndaki su seviyesinden bahsedelim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz su seviyesi yani bölgeyi ilgilendiren bir durumdur. Ondan dolayı şu anda Ulusu Barajı'nda su seviyesi 104 metrede yani 504 kodunda diyebilirim sizler için. Onun için durum budur. Yani su seviyesi durumunda yine düşüş devam ediyor. Çünkü Ulusu Barajı'nda gerçekten şu an tam kapasite enerji üretimine başlandı ve şu an için 6. tribün devrede. Biliyorsunuz en son bundan 2 ay önce Ulusu Barajı'na gelmiştik ve burada bilgileri sizlerle paylaşmıştık. O zaman 5. tribün devrede olduğunu söyledik ama an itibariyle 23 Aralık'ta 6. tribün de devreye girdi ve şu anda enerji üretiliyor diyebilirim. Su seviyesinin düşüş nedeni bir tanesi de budur. Onun dışında başka nedenler var mı? Tabii ki de var. Biliyorsunuz bu sene yani kış sezonu geçtiğimiz yıla göre gerçekten çok kurak geçti ve bölgede şu an bir kurak yaşandığını biliyoruz ve şu anda hiç diyebilirim ki bu sene yağmur yağmadı. Ondan dolayı su seviyesinin bir düşüş nedeni de budur. Yalnız bahar aylarında bakacağız. Allah'ın izniyle eğer hava yağışı geçerse Ulusu Barajı'nda su seviyesi eski seviyelere geçebilir. Ve son olarak şunu söyleyebilirim ki Ulusu Barajı'nda su seviyesi böyle inişli çıkışlı olacağını tahmin ediyoruz. Ya bir iniş bir çıkış olacağı bellidir zaten. Bu da hem enerji üretimi için hem de kuraklık olmasından dolayı böyle devam edecek gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, programımızın başında dediğimiz gibi Ulusu Barajı'nda yaklaşık 7 ay içerisinde enerji
üretiliyor ve şu anda da devam ediyor. Peki bu 7 aylık süre içinde Ulusu Barajı'nda ne kadar enerji üretildi? Biraz da ona göz atalım. Bazı verilere göre şu anda Ulusu Barajı'nda yaklaşık 2 milyar saat enerji üretilmiştir. Peki ekonomik boyutuna baktığımızda bu ne kadar ekonomiye katkısı olmuş ve ne kadar katkı sağlanacak onu da şöyle söyleyeyim sizlere. Yani şu anda yani bulunduğumuz güne kadar yani bu tarihe kadar yaklaşık 1.4 milyar TL ekonomiye katkı sağlandığını söyleniyor. Aslında bu yeterli mi? Tabii ki bir yandan baktığın zaman yeterli ama bir yandan da baktığın zaman yeterli değil. Bunu niye diyebilirsiniz? Çünkü sadece Ulusu Barajı enerjiyle kalmamalı. Farklı sosyal kalkınmalar veya iş imkanları çevrede sağlanmalı. Bana göre onu demek isterim. Çünkü gerçekten biliyorsunuz şöyle baktığımızda Ulusu Barajı Gölü'nde yani suları altında çevreden yaklaşık 5 ilden ve birkaç ilçeden bazı verilere göre 200'den fazla köy sular altında kaldı. Bu köy insanlarına, burada yaşayan vatandaşlara biraz iş imkanı sağlanmalı diye düşünüyorum. Bu benim görüşümdür. Umarım siz de bunu düşünüyorsunuz ve yetkililer buna da bir el atar bir an önce. Çünkü gerçekten bölge için önemli bir nokta diyebiliriz. Onun için bu işlere ihtiyaç var. Çünkü bölgenin insanı biliyorsunuz iş yok, güç yok. Biraz da bu yönden iş imkanı sağlanmalı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Ulusu Barajı'nın çevresinde çoğunuz şu soruyu sormuştunuz daha önce bana. Burada iş imkanı sağlanıyor mu ya da yapılmak istenen bir şey var mı veya şu anda bir çalışma var mı diye hep bunu sordunuz bize. Biz de Ulusu Barajı'nda bugün sizler için bazı noktalara gittik. Ulusu Barajı civarında yani Mardin'in Dargeçit ilçesinde Temeli Köyü ve Karabayır Köyü arasındaki mevkiinde bir lavanta bahçesinin çalışmasını gördük. Şu anda bir çalışma var. Şu anda bulunduğum nokta yani şu an yürüdüğüm nokta burası o lavanta bahçesidir. Peki bu lavanta bahçesi yeterli mi sizce? Bana göre değil. Çünkü gerçekten daha fazla iş imkanları sağlanabilir. Bu yapılır mı bilinmiyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle Bolga halkı için, Şırnak için, Mardin için, Batman, Siirt, Diyarbakır hatta sayabileceğimiz daha çok yer var. Bunlar için iş imkanları sağlanabilir. Özellikle Ulusu Barajı balıkçılık açısından bir çalışma olmasını mutlaka istiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Çünkü Ulusu Barajı sadece enerji üretimiyle kalmamalı ve çevredeki köylere, şehirlere ve vatandaşlara iş imkanı sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. Bunu da bekliyoruz. İnşallah umarım önümüzdeki dönemde bu işler yapılır ve buradaki insan için önemli iş imkanları sağlanabilir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk görüntülerimiz Batman merkeze bağlı Süçeken köyünde. Bu görüntülerimizi mutlaka dikkatlice izleyin. Ulusu Barajı'nda ve Hasankeyf bölgesinde su seviyesi ne kadar düştüğünü bu görüntülerden öğrenebilirsiniz. Görüntülerimizi izliyoruz.
Evet, ikinci görüntülerimiz yine Hasankeyf bölgesinden. Hasankeyf'te Mardin ve Batman arasında ulaşım için yapılan Hasankeyf Köprüsü'nden. Bu görüntüleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hep beraber izliyoruz. Evet arkadaşlar, değerli bizi sevenler, biz şu anda Ulusu Barajı'nın sıfır noktasındayız. Gördüğünüz gibi burada bulunduğum nokta ile su arasında yaklaşık 5-6 metre var, böyle kuş bakışı baktığımızda. Biz de bugün sizler için yine Ulusu Barajı'na geldik ve sizler için umarım umduğunuz kadar güzel bir program hazırlamışız ve sunmuşuz sizlere. Biz de bugün Ulusu Barajı'nda bu programımızın sonuna geldik diye düşünüyorum. Siz değerli takipçilerimizden tek isteğim var. YouTube kanalımıza mutlaka abone olun ve videolarımızı beğenip yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlere ihtiyacımız var. Ulusu Barajı'ndan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bir dahaki videomuzda farklı bir noktada, farklı bir yerde, farklı bir köyde buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın. Ekibimle bugün Ulusu Barajı'ndan bakalım sizler için neler paylaşacağız. Bizi takip. Ulusu Barajı civarında, yani Mardin'in dağın çalışmasını gördük. Şu anda sağabileceğimiz daha çok yer var. Bunlar için iş imkanları sağlanabilir. Bunu da bekliyoruz. İnşallah umarım bakalım, önümüzdeki dönemde bu iş durum budur. Yani yedi aylık durumunda. Yine düşüş devam ediyor. 6. tribün de devreye girdi. Ve yalnız bahar aylarında eski seviyelere geçebilir. Ve son olarak şunu söyleyebilirim ki Ulusu Barajı...